Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Sarıhacılar Mahallesi yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Osmanlı mimarisi tarzındaki evleri ve İpek yoluyla önemli bir turizm merkezi. Aslına uygun restore edilen Osmanlı mimarisi tarzındaki evler ve tarihi İpek yoluyla dikkat çeken mahalle, her geçen yıl daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Mahalleyi bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Çok hızlı bir şekilde çok büyük mesafeler kat ettiğimize inanıyorum. Burası Sarıhacılar Mahallemizde bulunan şu anda Türkiye'nin birinci etnografik müzesi olan 5000 obje bulunan ve birinci etnografik müzesi bulunan ve konaklaması da yanında olan bir bölgemiz. Başkan Uysal, Sarıhacılar Mahallesi'nin alternatif turizm için önemli olduğunu ve yaklaşık 3 yıldır turizmin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtiyor. Göktepe Yaylası'nda 7 pisti bulunan bir kayak merkezi projesi olduğunu anlatan Belediye Başkanı Uysal, bu merkezin de turizme katkı sağlayacağından emin. Göktepe Yaylası'nda bir kayak merkezi projemiz var. Bu hayata geçti. İnşallah bu sene hükümetimizin de yardımıyla orada bir kayak 7 pisti olan profesyonel bir kayak merkezi kuruluyor. Turistleri deniz kenarından alıp alternatif turizm kapsamında ağırlıklı olarak Alman turistleri Akseki'ye getirdiklerini belirten rehber Alper Berber, turistlerin kültür turizminden memnun olduğunu söylüyor. Turistlerin ilgisi gitgide bu köylere daha fazla artıyor. Her salı, her cuma biz buradayız. Aşağı yukarı 30-35 kişi Alman müşteri getiriyoruz. Tur şirketleri Alman ağırlıklı olmak üzere haftada 500 turisti bölgeye getirerek kültür turizmi yapıyor.